Selam gençler, Türkçe Temel Atma Töreni Dil Bilgisi Kampı 3. videosu çekim ekleriyle sizlerleyiz. Bakalım çekim eklerinde neleri göreceğiz? Önce isim çekim eklerine bakalım. İsim çekim ekleri çokluk eki lerler demişiz. Süper bilgi. Önemli uyarıya bir bakalım. Yapım eki olan lerlere dikkat et. Şimdi lerler bize hep çekim eki olarak geliyor. Biz bunun yapım eki olan haline bakacağız. Gil eki yerine kullanılırsa yapım ekidir diyeceğiz. Bu kadar basit. Okey. Bakalım örneklere. Arabalar. Arabalar çekim eki olmuş oldu. Konuşanlar. Bu da çekim eki olmuş oldu. Annemler. Bak burada gil anlamında kullanıldı. O zaman yapım eki olacak. Buna çok dikkat edin gençler. Abimler. Abim gil anlamında kullanıldı. Burada da yapım eki olacak. Çok dikkat ediyorsunuz. Diğer örneklere bakalım. 40 yaşlarında bir adamdı. Yaklaşıklık anlamı katmış bak. 40 yaşlarında. Seni dünyalar kadar seviyorum. Of, dünyanın en büyük yalanı. Sevgilim aşkım neredesin bir tanem? Seni çok seviyorum. Neredesin? Sabahları mutlaka paragraf çözerim. Bak burada da her anlamı katmış. Bu da önemli yalanlardan bir tanesi gençlik. Yok ya. Şimdi isim çekim ekleriyle devam ediyoruz. Hal durum eklerine bakacağız. Hal durum ekleri belirtme hal eki I, I, U, Ü, yönelme hal eki E, A, bulunma hal eki D, Da, ayrılma yani çıkma hal eki de Den, Dan olarak kullanılacak. Bir bakalım. Evi tekrar boyadılar. Okey. Burada belirtme hal eki bak. Evi tekrar boyadılar. Okey. Evde çok vakit geçiriyor bak. Bulunma hal eki dikkat et. Evde çok vakit geçiriyor. Eve daha yeni geldik. Bak dikkat et. Yönelme hal eki. Evden çok uzaklaşma. Evden çıkma hal eki. Dikkat ettik. Bunları zaten biliyorsunuz. Yapım eki olarak da kullanılabilir demişiz. İşte buna çok dikkat ediyorsunuz gençler. Bir bakalım. Sözde öğrenci. Bak nasıl öğrenci? Sözde öğrenci. Otomatikman sıfat yaptı. Dolayısıyla buradaki D daha yapım eki olarak kullanılmış oldu. Anlaştık? Şimdi buna bakalım. Sonradan görme. Genelde denden yapım eki olarak kullanılır zaten. Sonradan görme. Dikkat et burada da yapım eki olarak kullanılmış oldu. Sonra başka şey, sonradan başka şey. Anlaştık? Yine isim çekim ekleriyle devam ediyoruz. İyilik eki. Yani tamlanan ekine bakıyoruz. Bu çok önemli. İleride uyarısını yapacağım zaten. İm, in, i, imiz, iniz, isi olarak alacağız bunları. Tamam. İyilik ekleri, iyilik yani aitlik bildirirler. Birine ait olma, bir şeye ait olma anlamı katarlar. Bir de sadece isimlere getirilir gençler. Bunlara dikkat ediyorsunuz. Sadece isimlere getiriliyor. Bir bakalım neymiş bunlar. Motosikletin çok güzel. Benim, senin, onun, bizim, sizin, onların mantığını unutmayın. Senin motosikletin çok güzel. Okey? Hayallerim sende kalmış. Vah yazık, üzülüyoruz senin için. Hayallerim, bak burada da benim hayallerim olacak. Okey? Dikkat ediyorsunuz. Aitlik bildiriyor. Çok önemli bir uyarımız var. Buna çok dikkat etmeniz lazım gençler. Çok çok takılıyorsunuz. Kişi zamirlerinde asla iyilik eki kullanılmaz gençler. Neden? Bir bakalım. Benim kitaplarım. Şimdi burada sorsam hangisi iyilik eki? Benimdeki im mi yoksa kitaplarımdaki im mi? Şimdi kitaplar bir nesne. Birine ait olabilirler. Bir şeye ait olabilirler. O zaman buna iyilik eki diyebilirim. Ama ben kime aitim? İyilik eki madem aitlik bildiriyorsa ben kime aitim? Allah'a aitim. Saçma bir durum ortaya çıkıyor değil mi? İşte kişi zamirleri hiçbir zaman iyilik ekini bu yüzden almıyorlar gençler. Bir bakalım Bahadır'ın kampı. Bahadır'ın kampı bak. Buradaki kamp in. Bahadır kime ait? Kampı kamp Bahadır'a ait. Böyle düşüneceksiniz gençler. Birazdan zaten tamlayanda da söyleyeceğim nasıl olacağını. Burası çok önemli. Üçüncü tekil kişi iyilik eki olan iyi ile belirtme hal eki olan iyiyi birbirine karıştırmayacaksınız. En önemli nokta. Bir bakalım. Evi bu sefer ben temizlemeyeceğim. Evi. Burada bir aitlik bildirmiş mi? Hayır, bildirmemiş. Bir belirtme hali kullanılmış. O zaman buna belirtme hal eki diyoruz. Evi gerçekten de çok güzelmiş. Evi, bak onun evi. Başına onun getirebildim. Buna çok dikkat ediyorsunuz gençler. Burada da iyilik eki olarak kullanılmış oldu. Bak hal eki, iyilik eki. Şimdi burada notumuz var. Benim, senin, onun, bizim, sizin, onların getirildiğinde anlamlı oluyorsa
iyilik olacak. Mantıklı düşünecek olursak da böyle. Onun evi, benim evim, benim hayallerim vesaire gibi. Bir bakalım, önemli uyarımız var burada. İsim tamlamaları ile aran iyiyse, bak çok önemli. İsim tamlamaları ile aran iyiyse ama iyilik eki bulamıyorsan senin için bir çözümüm var. Burada ne yapıyorsun? Tamlamayı buluyorsun. Gidiyorsun abicim, tamlananı iyilik ekini almıştır. Bitti. İsim tamlamasını bul. İsim tamlamasının tamlananı her daim iyilik ekini almak zorunda. Çünkü iyilik ekinin diğer adı tamlanan eki. Çok mantıklı değil mi? Bir bakalım. Kapının kolu. Buldun. Standart. Map onaylı idiotik örnekler. Evladım sen kalk bir soruyu çöz. Ben ailene erzak yardımı bile yapacağım. Kapının kolu. Kolu tamlanan. O zaman bu iyilik eki olmuş olacak. Okey. Masanın ayağı. Bak buradaki ayağı bu tamlanan. O zaman bu iyilik eki olmuş olacak. Hayallerimin kadını. Üf ne örnek be. Aşkım ben kumandayı bozmuş muyum? Burada kadını. Buradaki ı iyilik eki olacak. Çünkü kadını tamlanan hayallerimi tamlayan olmuş olacak. Tamlayan tamlanan eklerini iyi ayırmanız lazım gençler. Tam da bu sürede ilgi yani tamlayan ekine bakacağız beraber. In, in, un, ün olarak kullanılır. Ancak benle kullanıldığı zaman benim, ın, in olarak da kullanılabiliyor. Bir bakalım. Öğrencinin beyni. Üf mükemmel. Salak yemin ederim gerizekalı bu çocuk ya. Öğrencinin şuradaki ın, in iyilik eki değil. Tamlayan eki yani ilgi eki. Tamlanandaki ek neydi? İyilik eki. Okey. İsim tamlamasını bulduktan sonra aslında her şey kolay. Aklın yolu. Yani aklın yolu bir. İsim tamlamasını bul. Tamlayanına ilgi eki de. Tamlananına iyilik eki de. Aklın yolu. Yol kime ait? Akla. Beyin kime ait? Öğrenciye. Önemli uyarımızı yapalım. İlgi zamiriyle isim benzerliği olduğu için karıştırmıyoruz. İlgi zamiri daima ki eki olacak. Bir bakalım. Benim sınavım. Bak burada iyilik benimde olamaz. Buna çok dikkat et. Benim sınavım burada iyilik eki olmuş oldu. Seninkinden iyi geçti. Şuradaki ilgi zamiri olmuş oldu. Anlaştık. Şuradaki benim ilgi eki olmuş oldu. Neden? Bu tamlayan, bu tamlanan da o yüzden. Burada da seninkinden, senin sınavından olmuş olması lazımdı. Burada tamlananın yerini tuttuğu için biz buna ilgi zamiri diyoruz. Okey? Şimdi gelelim fiil çekim eklerine gençler. Fiil çekim eklerini siz de çok iyi biliyorsunuz. 7. sınıf bilgisinden hatırlayacaksınız bunu. Kip, zaman ekleri. Bir bakalım. Haber bildirme kipleri var. Bir de dilek tasarlama kipleri var. Bakıyoruz. Geçmiş zaman biliyorsunuz dı, mışmış olarak kullanılıyor. Şimdiki zaman yor olarak kullanılıyor. Gelecek zaman ecek acak olarak kullanılıyor. Geniş zamanda re, ar, er olarak kullanılıyor. Bunların hepsi çekim eki gençler. Bir de dilek tasarlama kiplerine bakalım. Dilek parantez içinde tasarlama kiplerine bakalım. Gereklilik kipi melimalı. Hatırlıyorsun. İstek kipi ea ama biz bunu eli alı, elim alım şeklinde kullanıyoruz. Hadi sinemaya gidelim. Bak istekte bulundum. Eli alı. Şart kipi ss. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Emir kipinin boş küme diyoruz. Emir kipinin bir eki yok. Emir ederken biz yap diyoruz ve gerçekleşiyor. Bir de kişi eklerine bakalım. Ben sen o, biz siz onlardan aklınızda kalsın kişi ekleri. Okey. Bugün eve geleceğim. Kim? Ben abi. Bak burada kişi eki olmuş oldu. Şuradaki ecek acak zaman eki olmuş oldu. Dolayısıyla bunların ikisi de çekim eki olduğu için ben buna ne diyebilirim? Basit yapılı diyebilirim değil mi? Basit yapılı. Neden? Çünkü sadece çekim eklerini aldı. Bir bakalım. O benim kalemim. Benim kalemim. Şuradaki hatırla. İlgi eki yani tamlayan eki. Şurada kalemim bu iyilik eki olmuş oldu. Anlaştık gençler? Süper. Evet şimdi geldik karışık örneklere. Bir bakalım buradaki eklerin hepsini tespit ediyorsunuz gençler. Bir bir buluyorsunuz. Ve bu eklerin ne eki olduğunu yazıyorsunuz.
yapım ekimi, çekim ekimi olduğunu özellikle ayırıyorsunuz gençler. Okey, hal eki ise hal eki, iyilik eki ise iyilik eki, ilgi eki ise ilgi eki, zaman eki ise zaman eki, kişi eki ise kişi eki vesaire diye devam edecek. Öğrencilerden biri mesela bak lerlar, dendan, burada öğrenmekten öğrenci bak yapım eki olmuş oldu. Böyle tek tek bulup tespit ediyorsunuz ve bana yorumlarda yazıyorsunuz gençler. Bol bol izliyorsunuz videoları ve bol bol soru çözüyorsunuz gençler. Beğeniyorsunuz, paylaşıyorsunuz, abone oluyorsunuz ve ben kampları yapmaya devam ediyorum. Videoları çekmeye devam ediyorum. Konu tekrarları yapmaya devam ediyorum ve yakında canlı yayında yapacağız. Ve sorularınızı da alacağım, fikirlerinizi de alacağım. Kendinize çok iyi bakın. Kampı takip etmeyi unutmayın gençler. Görüşürüz.